Merhaba. Terleme ile ilgili, yani çok aşırı terleme ile ilgili iki video hazırladım. Bunlardan ilki terlemenin hani sebep olabilecek durumlar. Bir diğer videomuzda ise bununla ilgili hani çözüm olabilecek önerilerimizden bahsetmeye çalışacağız. Bu genelde terlemeyi, hani aşırı terlemeyi 10 sebep altında topladım. Bunlara geçmeden önce eğer bir kere her insan az veya çok bir şekilde ergenlikten sonra, ergenlikten önce de tabii ki terliyor ama ergenlikten sonra maksimum düzeye ulaşan bir terleme gösterebiliyor. Terleme aslında fizyolojik bir olay. Vücutta ısı dengesinin sağlanmasında oldukça önemli. Aynı zamanda bir takım boşaltıma yardımcı fonksiyonları da var. İşte vücut su dengesinin sağlanması, ısı dengesinin sağlanması dediğimiz gibi oldukça önemli. İnsan vücudunda ortalama 2 ile 4 milyon civarında ter bezi var. Ve kadınlar ter bezi bakımından aslında sayı olarak daha fazla. Ama erkeklerin ter bezleri daha aktif çalışıyor. Bu yüzden aslında erkekler ter bezi sayısı daha az olmasına rağmen kadınlardan daha fazla terliyorlar. İşte korku olur, heyecan olur, nem olur, sıcak hava olur. Sentetik giysilerin giyilmesi olabilir, işte egzersiz sırası olabilir, efor olabilir. Baharatlı yiyeceklerin kafeinin fazla tüketilmesi sırasında zaten insanlar hani fizyolojik olarak normalden fazla terlerler. Ama öyle kişiler var ki bu kişilerde bazen hani lokal olabilir. İşte kiminde el ayak, kiminde sadece baş, işte bir kiminde de tüm vücut gibi aşırı terleme. Yani sürekli olan bir terleme. Gece, gündüz, soğuk, sıcak fark etmeden terleme olur. Biz buna hiperhidroz diyoruz. Burada ya bir primer olarak hani genetik bir durum var veyahut da bir sekonder yani dediğimiz yani altta bir neden olabiliyor bu hastalarda. Bu hastalarda öyle ki ter bezleri normal fonksiyonlarının 4-5 katı civarında daha fazla çalışıyor ve çok yoğun bir terleme ortaya çıkabiliyor. İşte biz buna yol açabilecek sekonder olabilecek sebeplerden bahsedeceğiz hiperhidrozda. Bunlar neler olabilir diye. Biz bunu 10 madde altında toplamaya çalıştım ben. Birincisi enfeksiyonlar. Enfeksiyonlar sırasında birçoğunda ateş yükselmesine bağlı vücut bu ateşi düşürmeye çalışacak. Bunun için ne yapacak? Terleyecek ve terlemenin getirdiği ciltte bir soğuma sonucu ateşi düşürmeye çalışacak. Ve dediğimiz gibi yani enfeksiyon sırasındaki ateşe genelde terlemenin eşlik ettiğini zaten hepimiz biliyoruz. Bunun yanı sıra bazı enfeksiyonlarda örneğin tüberküloz, brusellöz gibi enfeksiyonlarda bazen ateşten bağımsız olarak da biz ciddi şekilde terlemeyi görebiliyoruz. Bir diğer nedenimiz tiroid bezinin aşırı çalışması. Yani hipertiroidi dediğimiz bir durum. Tiroid bezi vücudumuzda metabolizma hızını ayarlayan bir hormon. Eğer bu hormon normalden fazla olursa sanki vücudumuz böyle çok yüksek tempoda çalışır gibi bir duruma geçecektir. Bu durumda yanında mutlaka işte terleme, çarpıntı, kilo kaybı gibi semptomlarla birlikte olacaktır. Yani terleme aşırı terliyorsanız mutlaka bir de kilo kaybediyorsanız tiroidlerinize mutlaka baktırmanız gerektiğini söyleyebilirim. Bir diğeri kalp hastalıkları. İşte koroner arter dediğimiz kalp damar hastalıkları, bunun yanı sıra kalp yetmezliği gibi durumu olan hastalar genellikle normal zamanlara göre çok daha fazla terlerler. Hatta bazen öyle durumlar olur ki bu hastalar mesela kalp hastalıklarını bilmediği dönemlerde çok terlediklerini söylerler. Daha sonra işte kalbe bir işte bypass girişimi veya bir koroner anjiyo sonrası stent, balon gibi girişimden sonra hastaların terlediklerinin azaldığını da gözlemliyoruz. Biz hastalar kendileri de gözlemleyebilirler zaten birçoğu. Bir diğeri akciğer hastalıkları. İşte kronik akciğer hastalığı dediğimiz KOAH, amfizem, astım gibi durumu olan hastalar normalden daha fazla terlemeye meyillidirler. Yine diyabet hastaları, özellikle kontrolsüz diyabeti, şekeri kötü giden hastalar normalden fazla terlerler. Aynı zamanda da işte insülinin veya ilaçların fazla gelmesine bağlı veya yeterli besin alamamalarına bağlı olan hipoglisemi nedeni hipoglisemi sırasında özellikle fazla terlediklerini görürüz. Kadınlarda menopoz dönemi veya perimenopoz demek daha doğru olabilir. Yani menopoz öncesi birkaç sene, menopoz dönemi ve menopoz sonrası dönemi içine alan perimenopoz dönemlerinde genellikle ateş basması ve terleme ataklarını sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Bazen bulgular bu kadar selim olmayabiliyor. Bazen bazı kanserlerin altından da maalesef terleme, daha doğrusu terlemenin altından bazı kanserler bile çıkabiliyor. Birçok kanser var buna yol açan ama özellikle lenfomalar dediğimiz lenf kanserlerinde özellikle B semptomlarının dediğimiz işte kilo kaybı, bunun yanı sıra işte ateş ve terleme eşlik eden bir durum var. Özellikle sebepsiz terlemeler varsa, kilo kaybınız, ateşiniz de düşmeyen ateşleriniz oluyorsa mutlaka mutlaka doktora gitmenizi, altından ciddi sorunların çıkabileceğinizi de söylemek istiyorum.
Bir diğeri ilaçlar. Bu konuda liste çok uzun. Antibiyotikler var, antiviraller var, kemoterapik ilaçlar var, ağrı kesiciler var, bir takım hormon ilaçları var. Bunlar yol açabilir. Hani çok böyle bir terlemeniz varsa tabii ki bunu doktor ilaçlarınızı kontrol ederek bu konuda size olup olmadığını, neden olup olmadığını söyleyebilir. Vitamin eksiklikleri önemli. D vitamin eksikliğinde genellikle yaygın bir terleme, genellikle vücutta yaygın bir terleme görülürken günün tüm saatlerinde B12 vitamin eksikliğinde daha çok gece terlemesi şeklinde terlemeler görülebiliyor. Bunları tedavi ettiğimizde eğer sorun buna bağlıysa terlemenin azaldığını da gözlemleyebiliyoruz. 10. maddemiz diğer nedenler altında toplamaya çalıştım. Burada işte alkol olur, sigara olur veya uyuşturucu madde gibi bir kullanım varsa bunların yoksunluğu dönemlerinde terleme çok sık görülebiliyor. Yine bir takım işte büyüme hormonu fazlalığı gibi bir takım hastalıklar veya böbrek üstü bezinin fazla çalışmasıyla giden hastalıklar. Bunlar nadir durumlar ama gerçekten terlemenin nedeni olabiliyorlar. Yani ben terlemeyi açıkçası 10 sebep altında toplamaya çalıştım. Sebepler arttırılabilir, azaltılabilir ama kendi gözlemim olarak yani bu 10 sebep gerçekten çok terliyorsanız bunun altında olabilecek nedenler. Eğer bu belirtilerden çok terliyorsanız hani bunlardan biri veya birkaçı sizde olabilir. Mutlaka doktora başvurmanızı, hani bu konuda deneyimli olabilecek veya bu konu ilgi alanına girebilecek bir hekime başvurmanızı, bu konuda bu hastalıklara yönelik tetkikler yapılmasını öneriyorum sizlere. Bir diğer videomuzda, yani bundan sonraki videomuzda da hani terleme ile ilgili bir takım çözümler, tedavi yöntemleri var mı? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. İyi günler diliyorum, sağlıkla kalın.